Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün harika bir tarifim var size. Umarım beğenirsiniz. Ben Antalya'dan Nursevin. Böyle bir paket mantar almıştım. Mantarlarımın kabuklarını her zamanki gibi temizledim. Şuradan şöyle tutuyorum. Şu şekilde alıyorum. Tabii önceden saplarını ayırdım. Bu sapları isterseniz çorba yapımında kullanabilirsiniz. Ben şimdi mantarlarımı küçük küçük doğrayacağım. Daha çok Karadeniz mutfağında yapılan bir tarifim var bugün sizlere. Mantar protein deposu, biliyorsunuz mutlaka. Genellikle tavuk yemeklerinde kullanılıyor, et yemeklerinin yanında kullanılıyor. Ben buna birazcık ters bakıyorum. Niye ters bakıyorsun derseniz eğer, proteinin yanında ikinci bir proteine gerek olmadığını düşünüyorum çünkü. Biraz o konuda cimriyim. Evet, mantarımızı şöyle kenara alalım. Şimdi diğer malzemelerle tarifime devam ediyorum. Daha önce taze fasulye ile yaptım ve dediğim gibi Karadenizlerin meşhur yemeğini yapıyorum bugün. Bugün mantar dibdesi yapacağız. Şöyle bir bahar dalı kasesi ile pirincim var. Pirincimi ıslatacağım tuzlu suyla. Bu arada ben soğanlarımı doğrayacağım. Kavurma işlemine başlıyoruz. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve suyum kettle'da kaynadı. Hemen suyumu vereceğim pirincimin üzerine. Soğanlarım kavrulana kadar pirincim bu şekilde dinlenecek arkadaşlar. Tavama 1 Türk kahve fincanı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Sarımsak zorunlu değil ama benim her yemekte olmazsa olmazım sarımsak. Ve şöyle bir orta boy kuru soğan hazırlayacağım arkadaşlar. Yemeklik doğrayacağım. Geçen yıl bulgurlu dible yapmıştım. O da kanalımda mevcut. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Çok memnun kalacağınızı umuyorum. Kanalıma eğer yeni fark ettiyseniz lütfen oynatma listelerinden tariflerime bir göz gezdirin. Mutlaka size uygun bir tarif vardır. Soğanımın şu sap kısmını özellikle böyle bırakıyorum. Buradan tuttuğum zaman yapması çok daha kolay oluyor. Şimdi artık bu sapından tutarak doğramanız çok daha kolay olacak. Sormak istediğiniz her şeyi bana lütfen rahatlıkla sorun, olur mu? Evet, ocak başına geldik ve ocağımı açıyorum. Soğanlarımızı güzel bir şekilde kavuracağız ve mantarlarla buluşturacağız arkadaşlar. Bu tarife aslında maydanoz çok yakışıyor en üstünde servis ederken. Ama ben biliyor musunuz dereotunu da çok yakıştırıyorum. Eğer dereotu seviyorsanız lütfen dereotu da kullanın. Ama bugün ben de maydanozlu yapacağım. Tabiri caizse soğanların diriliğini kaybetmesi için biraz öldüreceğiz soğanlarımızı. 1 çay kaşığı kadar tuz verdim. Ocağım yüksek ateşte. Neden yüksek ateşte? Mantarlar çok kolay suyunu salan bir sebze. Şimdi mantarlarımı ilave ediyorum. Mantarlarımın suyunu salmaması için, vitaminini içine hapsetmesi için kesinlikle ateşimi kısmadan ve karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Şimdi bir çorba kaşığı tereyağı vereceğim arkadaşlar. Tereyağı çok lezzetli yapacak. Daha doğrusu lezzetini artıracak diyelim.
Bakın ocağım hala yüksek ateşte ve mantarların çok fazla suyunu salmadı. Kapak da örtmüyorum. Hem kararmasını istemiyorum mantarların, hem de arkadaşlar fazla sulanmasını istemiyorum. Evet, bakın öyle herhangi bir sulanması olmadı mantarımın. Hala ateşi yüksek. Ben şimdi yan ocağa alıyorum mantarımı ve pilav tenceremi buraya yerleştiriyorum. Tabii ki yan ocağımı da büyük ateşte açacağım. Pirincimi güzelce yıkadım, nişastasından arındırdım. Şöyle bir kavuralım. Pirincimi kaseyle ölçmüştüm ya arkadaşlar. Aynı kaseyle su koydum kettle'ıma ve bu su aynı ölçüde kaynayacak. Eğer tavuk suyunuz varsa daha sonra üzerine bir çay bardağı kadar da tavuk suyu verebilirsiniz. Ben baldo pirinç kullandım. O yüzden 1'e 1,5 şeker normalde. Aynı ölçüde bir ölçü su kaynatıyorum. Gerisi tavuk suyu. Çok az, bir çay kaşığı kadar tuz atacağım. Tavuk suyunun da tuzu olduğunu lütfen unutmayalım eğer kullanacaksanız. Bu arada mantarımı söndürdüm. Evet, şöyle bir çay kaşığı kadar tuz veriyorum. Ve şimdi bir kase suyumu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı da şu ölçüde, kameram kapalıymış arkadaşlar, tavuk suyu ilave ettim ve kapağını kapattım. Bakın yine de su ölçüsünü size göstereyim. Önce bütün ateşte, daha sonra kısık ateşte pilavımı hafif sulu kalacak şekilde pişiriyorum. Eğer yağı az gelirse daha sonra üzerine ilave ederiz. Evet. Şimdi pilavımı güzelce tekrar pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, baktım pilavım tam pişmeden suyunu çekti. Ben de kaynar suyla tavamı çalkalayarak biraz daha su verdim. Dolayısıyla o fazla diye düşündüğüm yağı da kullanmış oldum. Bunu da belirteyim. Pilavın üzerine şöyle bir kağıt havlu örtüyorum. Bir süre buharıyla demlendiriyorum. Evet, hala dumanı üstünde ama ben de artık videomu tamamlamak istiyorum. Maydanozlarımı ince ince doğradım. Üzerine serviste sunum yapılabilir. Ben tabii ki şimdi video çektiğim için şöyle maydanozlarımı da serpiştiriyorum. Hepimize afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın.